Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale okumalarımıza devam ediyoruz. Sanıyorum bugün 27. gün. 6. söze kadar geldik. Sözler Risalesi'ni okuyoruz. Derslerimizle bugün tanışanlar için böyle bilgiler veriyorum arada bir. Sözler Risalesi'ni okuyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eseri. Bir Kur'an tefsiri. Bu tefsirde 6. söze kadar geldik. Daha başlardayız yani. Çok bir şey kaçırmış sayılmazsınız. 6. söz... Bir ayet-i kerimeyle başlıyor. Adet olduğu üzere Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri genelde bir ayetle başlar. Bazen bu hadis de olabiliyor. Onu da gördük. Sanırım 4. sözdeydi. 4. sözde onu da gördük yani. Namaz dinin direğidir hadisiyle başlamıştı. Ama genelde ayet-i kerimelerle başlar. Burada da bir ayet-i kerime var. Tevbe suresinin 111. ayeti. Okuyalım. Ondan sonra ayet-i kerim üzerine bir parça konuşalım. Ondan sonra inşallah metnin tefekkürüne de başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe işterâ minel mü'minîne enfüsehum ve envâlehum bi'enne lehumul cenne. Bir daha okuyorum. İnnallâhe işterâ minel mü'minîne enfüsehum ve envâlehum bi'enne lehumul cenne. Tevbe suresinin 111. ayeti bu. Pardon. Tevbe suresinin 111. ayeti bu. Kısa bir meali de şöyle. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Gördüğünüz gibi ayet-i kerime müminlerle Cenab-ı Hak arasında olan ticareti anlatıyor. Özetle söylediği bu. Zaten kısa mealinde açık manası. Ancak 5. sözle beraber 6. sözü düşündüğümüz zaman hani 5. sözün başındaki ayet-i kerime neydi? Hatırlayalım onu. Estağfirullah. İnnallâhe meallezîne teqav vellezînehum muhsinûn. Onun kısa bir meali de şöyleydi. Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir diyordu. Nahl suresinin 128. ayetiydi bu da. Şimdi oradaki beraberlik hatırlatmasıyla beraber bunu düşündüğümüz zaman yine aynı bağlam ilgisini kurabiliyoruz. Neydi o ilgi? Şimdi müminler bir önceki ayette takva ve kulluk üzerinden kurmuştuk bunu. Namaz gibi ibadetler üzerinden kurmuştuk ama burada daha genel bir şey var. Müminler ister istemez duruşları gereğince, sahip oldukları iman gereğince, amel gereğince, onun istediği imanın istediği amel gereğince hayatın bir kısmından gönüllü olarak el çekiyorlar. İmanımız bizi buna mecbur ediyor. Biz de bunu seve seve yapıyoruz. Ha tabii nefsimizle uzlaşabildiğimiz yer var, uzlaşamadığımız yer var. Bazı yerlerde onu mecbur ediyoruz, bazı yerlerde o da bize katılıyor. Keşke hepsinde katılsa ama hepsinde katılmıyor, bazı şeylerde ayak sürüyor. Ama ila nihaye biz biliyoruz ki doğru olan şeriatın tayin ettiği şeydir. Şeriatın kal dediği sınır bizim için doğru olandır. Hakikat odur, hakikatin dairesi odur, helal dairesidir yani. Keyfe kafi de gelir aslında ama insanoğlu işte açgözlü olduğu için yetinmek istemez. Daha fazlasını da ister nefsi itibariyle. Bütün acil olan, çabuk olan, hemen olan şeyleri ister. Ancak Cenab-ı Hak hikmeti gereği bunlardan bazılarını menfaatimize, bazılarını aleyhimize delil yapmıştır. Biz de şeriata ittiba ettiğimiz zaman aleyhimizde olan delillerden kurtulur, lehimize olan şahitlikleri arttırırız. Öyle biliyoruz imanımız bunun üzerine. Şimdi dediğimiz gibi bir önceki ayet bize takva ve
kulluk üzerinden bunu söylüyordu. Cenab-ı Hak da beraberliğini hatırlatıyordu. Evet, siz hayatta ehli dünyaya göre, kolay günah işleyenlere göre, küfür ehline göre bazı şeylerden mahrum kalacaksınız. Belli bir dairenin içinde duracaksınız ama sanmayın ki o yetinme, o kanaat, o yoksunluk sizin aleyhinize. Hayır, ben asıl bu daireyle beraberim. Onu da nasıl anlamlandırdık? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti kafir, mümin ayırt etmiyor, herkese var. Elbette mümine rahmet tecellileri de var ama bir de has dairede rahimiyet tecellileri var. Ki cenneti de biz böyle açıklıyoruz değil mi? Rahmaniyeti diyoruz bu dünyada hem kafir hem mümin tadıyor. O da rızıklanıyor, bu da rızıklanıyor. O da atıyorum işte türlü çeşit nimetlere mazhar oluyor, bu da oluyor. Ama rahimiyet mümine has tecelliler. Cennet sadece müminlerin olacak, kafire cennet yok diye rahimiyeti böyle anlıyoruz. E onu ahiretten dünyaya da getirelim. Dünyada da bizim helal dairesi içinde kalışımızla ulaştığımız ihsanlar var. Özel ihsanlar. Muhsinunlardan oluyoruz yani. Mesela işte Müslümanların temizlik konusunda şeriata ittiba etmeleri onları kim bilir kaç türlü hastalıktan koruyor. Geçmişten bugüne korumuş. Veya Müslümanların işte zina etmemeleri, ondan kaçınmaları kim bilir kaç sosyal felaketten onları kurtardı. Kaç bulaşıcı hastalıktan onları kurtardı şimdiye kadar. Uydukları miktarda. Veya zekat emrini yerine getirmeleri kaç sosyal çalkantıdan Müslümanları kurtardı şimdiye kadar. Gibi gibi yani şeriata ittiba ettiğimiz zaman zahiren o bize ademi de gözükse, o fiil zahiren ademi de olsa, yokluksal da olsa yani yıkım gibi de görünse aslında sonuç itibariyle vücudi oluyor, yapısal oluyor, yapıyor yani. Cihat mesela normalde bize yıkım gibi gözüküyor ama Cenab-ı Hak o cihat sayesinde müminlerin izzetini koruyor, sınırlarını koruyor, yaşadıkları bölgelerdeki hürriyetlerini koruyor. Evet, bir kısım müminler onda şehit oluyorlar, can veriyorlar vatan için, İslam için, Kur'an için. Ancak o bedelin karşılığında Cenab-ı Hak müminlere izzetlerini hediye ediyor. Gibi gibi çoğaltabiliriz örnekleri. Özetle anlamamız gereken bu gibi ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın bize kaybeden olmadığımızı hatırlatması. Beraberlik ayetlerinde de o var. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah takva edenlerle beraberdir. Gibi gibi ayetlerde de bize öğretilen o. Yani siz kaybetmiyorsunuz. Ne kadar dışarıdan bakınca kaybediyormuş gibi görünse de kafanız karışsa da sanki ya biz niye bu hayatta böyle mahrumiyet dairesindeyiz? Bak yabancılar ne güzel eller havaya falan mutlular. İşte zenginlik onlarda, şu onlarda, bu onlarda gibi görünse de size böyle. Ancak içine baksanız mevzunun yine rahimiyet tecellileri sizde. Size zorluklar içinde kolaylıklar var. Eğer görebilirseniz, bunu fark edebilirseniz. Bu ayetler de zaten bize bu konuda bir terapi uyguluyor gerçekten. Mesela İşte bu Tevbe suresinin 111. ayetini okuduğunuz zaman bu bedelleşmenin ne olduğunu anlıyorsunuz. Bu vazgeçişin nasıl karlı bir ticaret olduğunu anlıyorsunuz. İşte o. Cenab-ı Hak bizden canımızı, malımızı karşılığında cenneti vermek suretiyle satın almış. Az bir bedel değil yani. Zararda olan kimse yok. Böyle bir ticarette zarar diye bakılabilir mi? Veya kaybediyor gözüyle bakılabilir mi? Elbette bakılamaz. Burada tabi canlarını ve mallarını ifadesinin olması da hikmetli. Kur'an'da zaten abes bir şey yok. İşte cihat mesela canlarımızın gittiği, zekat da mallarımızın gittiği. İşte ademi gözüküyor dedim ya, yokluksal gözüküyor. Sanki yıkılıyormuş gibi, elimizden gidiyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında biz onunla cennet alıyoruz. Altıncı sözdeki bakış açısının zenginliğini. Altıncı sözde arkadaşlar bu cenneti satın alma mevzusu sadece ahirette açıklanmıyor. Onu göreceğiz. Benim altıncı sözde en böyle değişik bulduğum, zengin bulduğum şey bu.
Normalde ben bu ayetleri okuduğumda aklıma hep cennet gelirdi. Yani bu dünyada insanlara müminler bir bedel ödüyor. Karşılığında ahirette cenneti alacaklar. Bu kadar gibi gelirdi. O cennetin içini doldurmak bana bu kadar gelirdi. Kafam bu kadar yeterdi. Ama burada göreceğiz ki bu metinde 5 mertebe kar içinde kar bahsi var. İleride gelecek. Bugün oraya yetişemesek de. Göreceksiniz ki daha bu dünyada Müslümanlar aslında cenneti almış oluyor. Yani bu alışveriş mizanda amellerimiz tartıldıktan sonra, sıratı geçtikten sonra olan bir alışveriş değil. Hayatın her dairesinde biz almışız zaten cenneti. Kalbimizde bir cennet var. Amelimizde bir cennet var. İşte duyularımızı, kabiliyetlerimizi, bize verilen özellikleri kullanmakta bir cennetimiz var. Gibi gibi o mertebeler açılacak ilerideki bahiste. Yani almışız ya biz cenneti. Buradaki satın almıştır var ya, o doğru gerçekten. Biz almışız zaten. Bir de ahirette bir tane daha alacağız yani. Bu metni okuduğunuz zaman diyorsunuz ki ya biz almışız. Cennet de bunun bonusu olacak gibi. Tabiri caizse. Öyle bir şey veriyor insana. Sadece ahiretteki cennet değil, bu dünyada da o alışveriş olmuş bitmiş. Her aldığımızda onu alıyoruz zaten şeyini veriyor. Elbette bu manaya uyanmak bizim amellerimize, yaşantımıza, şeriatla münasebetimize, dinle irtibatımıza da doğrudan sirayet eden bir şey. Bu manayı kuşandığınız zaman insan yani nefsini de ikna edebiliyor, amelinden de razı oluyor kendisi de. Bakınız bu dediğim biraz tuhaf gelebilir ama yaptığınız şeyi severek yapmak işte bununla oluyor yani. Nefsiniz de katılıyor o ekibe ya da öyle diyeyim. Şimdi namaz kılıyorsunuz ama sanki işte ödemeyi sonra alacağınız bir borç vermişsiniz gibi değil. Öyle kılıyorsanız yanlış oluyor. Tam olmuyor. Yanlış demeyeyim de eksik oluyor. Tam olmuyor. Bu sözü okuduğunuz zaman ben de öyle olmuştu yani tesir. Tam böyle taşlar oturdu. Hah dedim ben yani sonra alacağım bir ödeme için değil sadece. Şu an alıyorum ben. Namazın kendisi de zaten bir ödeme. Hani yine alan el olmak, veren el alan elden üstündür hadisinden hareketle demiştik ya. Yani kendimizi yukarıda görmemek, alan el olmak işte bununla mümkün oluyor. Cenneti bu dünyaya indirirsek hem ahirettekinin varlığına inanarak hem de bu dünyada tecellilerin olduğuna inanarak bu dünyaya indirirsek o zaman yine veren el biz olmuyoruz, alan el oluyoruz ve böylece namazlarımız ihtiyaç oluyor, ibadetlerimiz ihtiyaç oluyor, amellerimiz ihtiyacımız haline geliyor. Pekala, ayet-i kerimenin bakış açısını bir miktar konuşmuş olduk. İleride yine metinle beraber açılan şeyler olursa ayete tekrar döneriz. Önceki derslerde öyle yaptık zaten, alıştınız. İki ders yaptık mesela beşinci sözü. İkisinde de ayete döndük, tekrar ayet üzerinde konuştuk. Yine ihtiyaç olursa hiç kaçınmayız, yine döneriz yani. Evet, başlayalım. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir kez daha okuyorum. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Yine o ikililer geldi. Ben biliyorsunuz böyle ikilileri gördüm mü onların nüanslarına dair konuşmayı seviyorum. Çapım yettiğince inşallah doğru şeyler söyleyebiliyorsam. Çünkü o ikililerin boş olmadığını düşünüyorum. Hani Bediüzzaman tek kelime yeterli olsaydı burayı tek kelimeyle geçerdi. İki kelimeyi, üç kelimeyi çoğalttığı zaman onlarla ayrı ayrı söylemek istediği şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü metinler beni buna alıştırdı. Risale-i Nur'u okurken bu zenginliğin olduğunu sıkça fark ettim. O beklenti artık bende hep var. Burada da yine bakınız. Biz mealde canlarını ve mallarını diye okuduk. Ama Bediüzzaman Hazretleri nefis ve malını dedi. Ayet-i Kerime'nin kendi lafzına baktığımız zaman da enfüsehum ve envalehum diyor zaten. Yani enfüsehum, nefisler diyor. Ha tabii bu nefislerden kasıt can da var.
Yani bir manası canı da kapsar. Ama bir de nefsin İslam terminolojisindeki karşılığını düşündüğümüz zaman burada bir incelik de sanki var. Ya iki ders önce ya üç ders önce şeyi konuşmuştuk. Hani nefsin nasihat anlayan da bir tarafı var demiştim ben. Akılla bir irtibatı var. Ona bu dünyadaki cehennemi gösterirseniz, cenneti gösterirseniz o dilden anlıyor. Ama bu dünyadakini göstermeniz lazım. Ahirettekini gösterdiğiniz zaman o diyor, o benim işim değil diyor. Onunki biraz daha dar alan olduğu için nefis hep şeyle ilgilenir. Kısa vadeli lezzetler, kısa vadeli korkular. Nefse deseniz ki mesela şimdi istiyorsan 5.000 lira vereyim, bir yıl beklersen 10.000 lira vereyim. Der ki şimdi vereceksen 5.000 lira ver. Yani nefisin kafası böyle çalışır. Veya şimdi bir tokat mı vurayım dersin, mesela bir yıl sonra 10 tokat vuracağım. Bir yıl sonra diyor 10 tokat vur diyor, şimdi bir tane tokat vurma bana diyor. Hani nefsin kafası acıları uzaklaştırmaya, lezzetleri de beri çekmeye yatkındır. Çünkü bu dünyada hayatı sürdürme üzerine kodlanmıştır. Yani nefis sayesinde insan bu dünyadaki hayatını sürdürür. Nefsimiz olmasaydı, ya bir hadis-i şerif vardı yanlış hatırlamıyorsam, aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe efendilerimize nefsin varlık hikmetini anlatıyor. Yani diyor ki eğer diyor nefsiniz olmasaydı, inşallah doğru hatırlıyorumdur, hani size bu anlattıklarım, bu cehennem korkusu, bu kabir azabı ile ilgili şeyler, bu anlattıklarımdan dolayı diyor kendinizi dağlara vururdunuz diyor. Yani o korku gitmezdi çünkü nefis ne işe yarıyor? Nefis korkuları azaltıyor. Uzun vadeli korkuları bastırıyor. Ya da kısa vadeli lezzetlerle uzun vadeli şeyleri, endişeleri gideriyor. Öyle bir mahiyeti var. Mesela işte yine rahmetli babamın vefatıyla ilgili örnek vereyim. O babam vefat ettiğinde aniden kalp kriziyle, Allah rahmet eylesin. Hani o kadar şey oldum ki ben özellikle. Yani dedim ki bir daha yüzüm benim hiç gülmez. Yani ben bir daha hiç gülmem dedim ömrüm boyunca herhalde yani bu olaydan sonra. Ama işte 5. gün, 6. gün, 7. gün, bir hafta amcam rahmetli, o da rahmetli oldu. Cenab-ı Hak ona da rahmet eylesin, kabri pür nur olsun. Bize gelmişti. Geldik işte bir şaka, bir şey oldu. Amcam bir şaka yaptı. Hepimiz güldük. Aha dedim bak insan tekrar gülebiliyormuş. Niye? Nefis var çünkü. Nefis tekrar bizi her şeye rağmen hayatın içine sokuyor. Tekrar hayatın içine çekiyor. Varlığımızın sürmesini istiyor. Çünkü imtihan da böyle sürecek. Dünyadaki varlığımızın sürmesi imtihanın da sürmesi anlamına gelir. Onun için de nefsin varlığı lazım. Çünkü bedenin ihtiyacını karşılamayız biz yoksa. Tekrar bu sahaya dönmeyiz yoksa. Nefis bizi tekrar hayata, hayatın üç boyutlu kısmına çekmek için var. Elbette büsbütün ona adapte olmamalıyız. O zaman da bizi çok aşağı çeker. Ama varlık hikmetini de eda etmek lazım. Çünkü o çalışırsa bütün vücudu çalıştırır. Onun enerjisi çok yüksek. Burada da nefsi ikna etmenin yollarını okuyacağız biz. Bakınız yine önemli bir şey bu bence. Altıncı söz bize iman, İslam hakkında nefsi nasıl ikna edeceğimizi söyleyecek. Risale-i Nur'un genelinde bu ikna tarzı çoktur. Bu dili çok kullanır Bediüzzaman Hazretleri nefsi ikna etme yolunu. Dünyadaki cennet ve dünyadaki cehennemlerle, zevali lezzetle veya zevali elemle, yani bunlarla, bu gibi aletlerle nefsi yüzünü böyle hani dünyadan ahirete doğru çevirmeyi öğretir bize. Diplerden bu ders çok gelir ama bu sözde bu ders çok açık olarak var. O yüzden ben burada mealde can diye verilmiş ama üstadın burayı nefis ve mal diye çevirmesini, yani öyle almasın zaten esas kelime de o. Enfüsevim ve envalehüm diyor ayette. Nefis ve mal diye almasını manidar buluyorum. Ve nefsin kendisini Allah'a satmasının ikna yolunun burada olduğunu düşünüyorum. O İslami terminolojide nefis dediğimiz şey itibariyle bunu söylüyorum. Böyle bir zenginlik de burada saklı olduğunu düşünüyorum. İşte ayette yine bir link atmış oldum. Affedersiniz, nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abdolmak. Bir,
satmak. 2. Abd olmak. 3. Asker olmak. Bunları niye böyle farklı farklı söyledi Bediüzzaman Hazretleri? Üçü de aynı şey değil mi? Var bir nüans demek ki. Peki nedir o nüans? 1. Adanma farkı hissediyorum ben. Şimdi satmak tacirin işi. Abd olmak insanın işi. Asker olmak adanmışın işi. Yani burada bir mertebe farkı var. İnşallah hata yapmıyorum bu tefekkürümde. Bu bana ait bir şey. Yani kabul ederseniz ne âlâ, etmezseniz sallayın kafama gelsin. Yani o satma alver durumunda insan biraz daha böyle ticaret gibi düşünür. Kârını düşürür, zararını düşünür. Yani kulluğun ilk girişidir bu. Hani İslam'a yeni gireceksiniz diyelim. Hidayete niyetiniz var. Ya ne geçer elime diye düşünürsünüz değil mi? Yani ya Müslüman olsam elime ne geçecek? Yani Müslüman olmanın bana ne faydası var? Bu işin giriş kapısı budur. Böyle hissetmez miyiz? Yani ben herkes böyle hisseder diye düşünüyorum. Bir adım girersin. Kar zarar şeyinden. Ondan sonra girdin. Kulluk zamanı başladı. Artık Allah'ın kulusun. Ama bu kulluk da yine ne diyelim? Mesela kendi kulluğum için söyleyeyim. Yine tam şey değil böyle. Uyanmış halde değil. Her şeyi gönül razılığıyla yapmıyor. Bazı şeyleri artık bu şeyin içine girdim diye yapıyor. Bu çarkın içine girdim. Burada olduğum için bunu yapmam lazım diye düşünüyor. Asker olduğun zaman ama artık şey var. Daha bir adanmışlık. Nerede olduğunu bilme durumu. Şimdi insan kul olduğunda mesela bir bölük, bir tabur, bir yer, bir görev bilinci tam oluşmuş oluyor mu? Ya olmuyor o tam. Ama asker olmakta şey var. Ben işte filanca bölüğün falanca taburunda filanca görevle bulunan askerim. O büyük resmi daha iyi kuşatmış bir şeydir asker. O aidiyet içinde, adanmışlık içinde o bütünün içindeki yerini daha iyi kuşatmıştır. Ben öyle düşünüyorum yani. O açıdan burası bana böyle bir aşamalı şeyi öğretiyormuş gibi geliyor. Sattın, kulu oldun, bir de askeri oldun. Seviyeleri geçtin. Veya bir şey daha katalım, o da şimdi aklıma geldi mesela. Belki de kulluğun üç rengidir bu. Ubudiyet dediğimiz şeyin üç rengi var burada. Birisinde satıyoruz, birisinde kul oluyoruz, birisinde asker oluyoruz. Nasıl? Mesela amel var. Yaptığımız anda faydasını görüyoruz. Ne diyelim? Örnek de verelim ona. Abdest almak diyelim mesela. Abdest almak diyelim. İşte aldığımız zaman temizleniyoruz. Hoşumuza da gidiyor diyelim. Hani faydası da var. Veya midemizde rahatsızlık var diyelim. Oruç tutmak iyi geliyor. Öyle de bir şey var. O hikmeti tattık yani. Şimdi bu satmak diyelim. Abd olmak daha bir ondan ileri seviye ama asker olmak hikmetini bilmesen bile adanmışlık içinde onu yapmak demek belki. Allah-u Alem yani bu da bir üç farklı renk olabilir diye aklıma geldi. Sizin de başka tefekkürleriniz olabilir. Dersin altına yazabilirsiniz yani YouTube'da yorumlar kısmına. Ben de öğrenmiş olurum. Ben de şu an düşündüm yani bunları. Dediğim gibi önceden bir çalışmışlığım yok. Evet, Cenab-ı Hakk'a satmak, ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret. Gene geliyor. Ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen. Karlı ticaret ve rütbe, şerefli bir rütbe. Niye ikisini ayrı ayrı söyledi? Yine dediğim gibi bir al-ver, menfaat ilişkisi. İki, rütbe. Şimdi burada ticaret kısmında işin biraz nefis var. Yani ticaret yaptığında al gülüm ver gülüm olur. Bir şey verirsin bir şey alırsın. Bunlar da genelde maddi olur yani bu al verler. Ama rütbe dediğiniz şey biraz itibarla ilgilidir. Maddi değerle değil.
Mesela asker rütbe aldığında bu rütbe alış doğrudan maddiyat olarak aksetmez. Ama gördüğü itibarla akseder. Veya o kendi değerini yüksek bilişiyle akseder. Veya devlet benim değerimi anladı farkındalığıyla akseder. Daha bilinçle, daha ruhla, kalple ilişkili bir şeydir bu yani. O değerin artımı daha manevidir. Ama ticaretle alınan kar daha maddidir. Burada da belki hani mevzunun hem nefisle hem de kalple olan yanına dikkat çekilmiş olabilir. Ya da hem maddi hem manevi olan yanlarına dikkat çekilmiş olabilir. Allahu alem diyelim. Ne kadar karlı bir ticaret, nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah, raiyetinden iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir. Her birisine emaneten birer çiftlik verir ki, içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim, beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla, benim destgahımla işlettirilecek. Ben de hem de siz, pardon atlamışım bir satır, özür dilerim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim destgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Çok enteresan. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek, hem yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetler aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Evet, kıssanın ilk kısmı böyle. Müsaadenizle bir su içeyim. Şimdi kıssanın ilk kısmını konuştuk. Daha doğrusu okuduk. Üzerine şimdi bir miktar konuşalım. Ne oldu burada? Kıssa bize ne anlatıyor? Başa dönelim ve oradan konuşmaya başlayalım. Bir zaman bir padişah, raiyetinden yani kendi adamlarından, etbaından, tabilerinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki
İçinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Yani emaneten veriyor çiftliği. Çiftlik onların olmadı. Emanet. Ve içi de dolu bir şekilde verilmiş. Şimdi emanetle mal sahibi olmanın farkı nedir? Emanet bütünüyle sizin olmaz. Bütünüyle tasarruf hakkı sizde olmaz. Bütün işlerini görmek de sizin vazifeniz olmaz. Mesela birisi size emaneten kuşunu bıraksa, ki işte biz misafirliğe gidiyoruz, tatile gidiyoruz, bir yere gidiyoruz, kedi olsun veya köpek olsun, bir hayvanını bırakmış olsun. Beslenmesini size bırakmaz. Yemini de getirir değil mi beraberinde? Hani buna işte şu kadar zamanda şu kadar ver, suyu da şu, işte ilacı varsa o, kullanacak başka bir şey varsa, hani onların masrafını sizin etmeniz beklemez. Onları da o karşılar. Veya emaneten verilen şey için sizin bedel ödemeniz gerekmez. Parasını vermezsiniz kuşun yani. Mesela kuşu size bıraktı adam kafesiyle. Sana emaneten bırakıyorum kardeş, 15 gün sonra olacağım. Ne kadar ödeyeyim demezsiniz yani. Adam size emaneten bırakmış. Bir ücret vermezsiniz yani. Emanet için ücret de vermezsiniz. Emanet fonksiyonları itibariyle sınırlandırılmış. Tasarrufunuz itibariyle sınırlandırılmış. Ve hizmetini çok aza alabildiğiniz veya sadece hizmet ettiğiniz, hizmet almadığınız bir tür sahipliktir, ama tam sahip olmak demek değildir. Şimdi bu emanet mevzusu niye açıldı? Bediüzzaman Hazretleri'nin bizim varlıkla ilişkimizde kırmak istediği bir şey var. Bu aslında Kur'an'ın ve sünnetin de muradı. Yani muradullah ve muradı nebi de bu. İnsanoğlu eşya ile sahiplik ilişkisi kuruyor. Öyle sanıyor ama öyle de zannetmesi lazım. Çünkü ne derler ona? Esbab dairesinde işler böyle yürüyor. Mesela bu ev benim diyorsun, bu toprak benim diyorsun, bu işte araba benim diyorsun. Demezsen o iş dönmüyor yani. Muamelat dairesinde işler böyle dönüyor. Ama itikat dairesine geldiğimiz zaman, hakikat dairesine geldiğimiz zaman, içimizdeki insanın bozulmaması için, varlık algımızın bozulmaması için, Allah'la aramızdaki ilişkinin bozulmaması için ona sahiplik olarak bakmamamız lazım. Ne diye bakmamız lazım? Emanetçilik. Mesela eskiler çocukları için de mesela bu ifadeyi çok kullanırlardı. Cenab-ı Hakk'ın iki tane emaneti var derdi mesela. İki çocuğu var adamın. Cenab-ı Hakk'ın iki emaneti var bende derdi mesela. Veya başka bir şey içinde. Emanet kelimesini çok kullanırlardı. Emanetçisiyiz, sahibiyiz demezdi de emanetçisiyiz derdi. Neden? Gün gelip alacak Allah onu. Hep sende kalmayacak. Zaten sen onun her şeyini de vermiş değilsin. Sahiplik bile olsa mesela işte araba aldın. Yarattın mı? Haşa. Aldın. Çok kısıtlı bir şey ödedin yani. O arabayı sıfırdan yapman gerekmedi. Şimdi şöyle düşünelim. La teşbih ve la temsil. Bir tane arabanız var. Şimdi bu araba sizde sahiplik mi, emanet mi? Esasında emanet. Neden? O arabanın yapılışında siz yoktunuz. Aslında Ford veya işte Renault bilmem ne hangi markaysa o arabayı üretti. Size o arabanın kullanım hakkını devretti. Bir arızası olduğunda yine ona gidiyorsunuz. Bir parçası yapılacağı zaman yine onlar yapıyor. Yani hala işin ucu onlara bağlı. Ama size kullanım hakkını verdi. O arabanın ömrü neyse o ömür içinde kullanım hakkı sizde. Belki siz o parayla yani bir fiyatla o kullanım hakkını başkasına da devredebiliyorsunuz. Daha geriye gidelim. Arabadaki her şeyi o Ford, o Renault bilmem ne fabrikası onlar mı yarattı? Haşa. Metali de yaratan onlar değil, plastiği de yaratan onlar değil. Arabanın içinde ne varsa ham madde olarak onları da yaratan onlar değil. Onları yapanları yaratanlar da onlar değil. Ustası var değil mi bu işlerin? O ustaları kim yarattı? Ford mu yarattı? Haşa. Renault mu yarattı? Haşa. Hayır, Allah yarattı. Yani varlıkta tasarruf hakkı devrediliyor ama bu mülk devri anlamına gelmiyor.
bir nevi kiralamak gibi, emanetçilik gibi. Ford ham maddeleri kullanma hakkını alıyor. Cenab-ı Hak lütfetmiş, bir saha açmış onlara. Onlar da emekleriyle onu almışlar. Oradan da bir ürün üretiyor. Onun kullanım hakkını size devrediyor. Emanetçi emaneti emanet ediyor yani. O da emanetçiydi, bu da emanet oluyor. Gibi gibi. Biraz dallandırdım ama bunu yerleştirdiğiniz zaman yani varlıkla ilişkiniz başka bir boyuta geçiyor. Yani o sahiplikle emanetçilik arasındaki farkı kavramak. Kulluk öyle bir yerde saklı yani. Orayı kavrarsanız tamam. Nefes alıp veriyorum. Kalbim atıyor şu an. Kanım sürekli devran halinde. Hücrelerime gidiyor geliyor. Bir sürü şey şu an alışveriş oluyor. Sinirler, hormonlar hepsi çalışıyorlar. Tıkır tıkır. Ayak tırnağımın hücresinden tut saçımın hücresine kadar. Hangisinin farkındayım? Hangisini ben yarattım? Hangisinin için gerekli ilim bende var? Farkındalık bende var. Hiçbiri için yani. Benim bir tek mesela yemek yemek. Üstad da bu örneği verir. Yemekle benim tek ilişkim alıp ağzıma atmak. Ondan sonra bütün o vücudumda olan ve en ufak sekteye uğrasa o zincir bozulacak. Ha, olmayacak o iş. Mesela işte Allah göstermesin şeker hastalarında insülin hormonu olmuyor. Adam yiyor ama böyle. Hani halsizliği geçmiyor veya başka başka hastalıklar. İnce bağırsağında rahatsızlığı oluyor. Vücut besini ememiyor mesela. Ağzına attığı ne oldu? Hiçbir faydası olmadı. Bağırsak alamadı ki o besini. Öyle rahatsızlıklar var Allah göstermesin yani. Midede olabilir, bağırsakta olabilir vesaire. Allah imtihan etmesin onlarla. Olanlara da şifa versin. Yani görüyorsunuz ya aslında biz bizde olanın çok azını almışız üstümüze. Yönetmiyoruz süreci. Ne ilimle, ne iradeyle, ne kudretle dahil değiliz. Çok ufağına, çok azına. O yüzden bu ilişki şey olarak açıklanmaması lazım, sahiplik ilişkisi olarak. Emanetçilik olarak düşünülmesi lazım. İdare etmiyorsun ki mal senin olsa her şey sende olur. Her şey sende mi? İşte Allah göstermesin bir hastalık verdi, genetik bir şey. Yap hadi düzelt kendini. Yapabiliyor musun? Yok. O zaman fazla artistlikle yapmamak lazım yani. Burada kibre şifa bir şey var. Cenab-ı Hak o şifadan hepimizi istifade ettirsin. Evet, emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Hiçbirini sen getirmedin oraya. O çiftlikte hazırdı. Emanet böyle bir emanet. Kazanıp sen yapmadın yani. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan, demek ki ortalık karışıkmış, hiçbir şey kararında kalmaz. Kararında kalmak tabiri zaten bildiğimiz bir şey. Yani koyduğun gibi durmuyor. Ya mahvolur veya tebeddül eder. Tebeddül etmek, değişmek demek galiba. Burada ne demiş? Değişmek, evet. Tebeddül herhalde bedelden geliyor. Bedel, yani onu mübadele etmek. Bedelleşmek, ondan onu alıp ondan onu yerine koymak gibi bir şey var galiba. Ama değişmek diye kullanılıyor. Padişah o iki nefere, yani askere, kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Yaver, yardımcı demek. Ekrem, kerim, mükerrem, kıymetli manasında. Yardımcı memur yani yaverin öyle bir anlamı da var. Evet, gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Şimdi burada insanoğlu işte burada duruyor. Ha, din bize niye geldi? Zaten emanetçisi olduğumuz şeyi satalım diye. Ya insan, ya Allah ne kadar güzel bir Allah. Emanet olanı zaten kendisinin zaten yani geçici bir süre için vermiş sana. Ama onu bana sat diyor. İşte din bize bu yüzden gelmiş. Neden? Cenab-ı Hak mahlukat içinde insana iradesiyle bir alan açmış. Ama o alanda da diyor ki senin imtihanın bu. O iradenle olan alanı da bana sat. Bana satarsan her şey mükemmel işleyecek. Bana satmazsan bu işin içinden çıkamazsın. Bizim varoluş amacımız, hikmetimiz biraz da bu. Varlıkta biz bunu temsil ediyoruz.
iradesine bırakılmış alanda canlı varlık yine Allah'ın rızasını seçebilir mi? Seçmeli mi? Seçmeli zaten de hakikatte. O arada biz sınanıyoruz. Ve varlık da bununla sınanıyor. Ben bunu nasıl anlatmak lazım? Yani varlığın bir alanında Cenab-ı Hak böyle bir şey daha açmış. Tecelli, başka bir tecelli alanı daha açmış. Varlığın da içinde bu bir sınanma. Kıyamet niye kopacak? İnsanın bu sorumluluğunu yapamadığı noktada, işte ehli dalaletin artık başını alıp gittiği, imanlıların artık sesinin çıkamadığı, o alanı tekrar kazanamadığı, tekrar hakikate dönemedikleri alan, işte imtihanın bittiği zaman olacak. Kur'an kainatın başından çıkmış olacak. Cenab-ı Hak da varlığı bitirecek. Çünkü o varlığın en ucunda açılan o alan, o iradeye bırakılan pay vazifesini yapamıyor olacak. Tabii ki de oradaki sekme bütün kainatın yıkımını getirecek peşinden. Manevi boyutu bu işin. Maddi boyutu nasıl olur bilemiyoruz. Artık göktaşı mı çarpar, kara delik mi patlar, güneş mi havaya uçar, nasıl olur alemin yıkılışı, ne kadar zamanda olur, onlar bizim dışımızda. Ama biz şunu biliyoruz ki, varlığın anlamı bizimle tamam oluyor. Ve biz yapamadığımızda işimizi, varlığın da zamanı dolmuş olacak. Evet. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Sadece korumakla kalmayacak. Ona verirsek daha da iyi geri dönecek. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Yani sanki gerçekten ona satmışız gibi para da verecek bize. Allah Allah. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve destgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Öyle ya, mesela diyelim kot pantolon fabrikanız var. Levi's diyor ki bana ver. Ben diyor işleteyim onu, sen daha çok kazanırsın. Al diyorsun, adam kendi markasını vuruyor. Dıngır dıngır dıngır. Fiyatlar yükseliyor. Siz de daha çok kazanıyorsunuz. Ona da bir pay veriyorsunuz mesela. La teşbih ve la temsil gibi gibi. Yani diyor ki bana ver. O diyor benimle çalışırsa daha iyi çalışacak. Bereketlenecek onun işi. O makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim desgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Kârı da bize veriyor. Allah Allah. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını, yani masraflarını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı. Levazımat yani lazım olanlar. Levazım dairesi askerlerde falan, askeriyede falan vardır. İhtiyaç şeyi yani lazım olanlar ben de ruhte ederim. Bütün varidatı, yani ondan elde edileni ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. Ya satıyorsun, almıyor da. Yani çok ilginç değil mi? Satıyorsun ama onu senden almıyor. Yine sende bırakıyor. Sadece işletiyor, koruyor, zenginleştiriyor, donatıyor. Onları da sana bırakıyor. O kadar yani. Sadece sat diyor bana. Hani bana devret. Zaten diyor sende emanet, onu bana devret. İşte 5 mertebe kar içinde kar. Bu karlar açılacak. İleride bununla ilgili bahis gelecek hakikat bahsinde. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Var mı eden? Var mı? Ben bir yaşımda neyim varsa ölürken de hepsini beraberimde götürdüm diyen? Yok. Cenab-ı Hak veriyor, alıyor. Onu veriyor, bunu alıyor. Onu veriyor, şunu alıyor. Şunu veriyor, onu alıyor. Yani sürekli bir kainatta al-ver var. Çocukluktan gençliğe, gençlikten orta yaş, ihtiyarlık. Bakın yine bir gidiş, bir alış.
Yani yine kararında kalmıyor. Mal desen öyle, evlat desen öyle, beden desen öyle, zaman desen zaman da öyle yani. Zaman da yaşlanıyor. Beğenileriniz, güldükleriniz, sevdikleriniz, korktuklarınız hepsi sizinle beraber yaşlanıyor. Bir yaşa geldiğiniz zaman bakıyorsunuz ki ya çevrenizdeki insanlarla aynı dili konuşamıyorsunuz bile. Yani yaşlılar onu çok hissediyorlardır. Bir de böyle 90'ı görenler falan. Ahbapların hepsi vefat etmiş. Kendi çağından adam kalmamış. Çoluklar, çocuklar hani konuştuğundan anlamıyorlar zaten. Sıkılıyorlar senin konuşmandan. Fazla da konuşma istiyorlar. Hani sohbet etsen o sohbetlerin konusunu anlayacak insan kalmamış. Yani bir dil yabancılığı. Artık senin zamanın doldu. Yeni bir zaman var. Senin gitme zamanın yaklaşıyor. O dil üzerinden bile hissediyorsunuz. Hayat size hissediyor yani. Bu niye var? Bunun da hikmeti var tabii. Cenab-ı Hak ölümü kolaylaştırıyor. Eğer insan en gözde çağında, gençliğinin baharında vefat etse, herkes için vefat böyle olsa o vefat çok zor olur. Çok zor gelir. Neden? Çünkü çok bağlısın hayata. Her yerinle bağlısın. Bir de zevk alıyorsun. Terk etmek öyle kolay mı? Ama yaşlandıkça o bağlar tın 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 böyle bağlamanın telleri gibi kopmaya başlıyor. Koptukça sen de biraz daha sürece teslim oluyorsun. İşte sağlığın gidiyor. Bir yerden sonra hatta yaşlılar dua ediyorlar, bazı yaşlılar mesela. Allah'ım diyorlar, hani çok da elden ayaktan düşürme emanetini, sen daha iyi bilirsin vaktini. Yani rahmetinle, kereminle al. Hatta bugün şeyi dinledim ben. Muhammed Şevket Yokşan Hoca'nın İmam Buhari rahmetullahi aleyhi anlattığı dersini. İmam Buhari rahmetullahi aleyh yani 60'larında Cenab-ı Hakk'a dua etmiş yani. O talebeleri naklediyor. Demiş yani ya Rabbi demiş yani bak dünya çok geniş ama bana dar geliyor artık. Sürgün falan filan başına bir işler açılmış o dönemde. Yani artık demiş yani senin takdirin ama emanetini alsan ne güzel olur gibisinden bir dua etmiş. Ve diyorlar hani çok da sürmedi, vefat etti o duadan sonra. Çünkü zaman da öyle sizi itiyor yani. Süreçle bağlanmaya, barışmaya doğru itiyor. Evet. Hem bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Edemiyor abi. Trilyonluk olsam boş. Ne olsam boş. Ne diktatörler, ne zenginler gitti. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek. Hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Allah'a satmanın şeyi vardı ya, yüksek fiyatı. Ondan da mahrum kalacaksın. Zaten gidiyor elinden, emanet. Hem o nazik kıymettar aletler, mizanlar, yani ölçüler, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Burası önemli. Bir şeyi neyle meşgul edersen ona göre açılıyor. Şimdi ben mesela Cübbeli Ahmet Hoca'yı düşünün. Allah selamet versin. Bir de mesela Cem Yılmaz'ı düşünün. Şimdi onda da bir espri yapma yeteneği var. Böyle tıkır tıkır. Onda da espri yapma yeteneği var. Tıkır tıkır. Birisi nerede kullanıyor, birisi nerede kullanıyor. Hani inşallah Cenab-ı Hak lütfu keremiyle Cübbeli Ahmet Hoca o yeteneğiyle cenneti kazanıyor. Belki cennetteki yerini parlatıyor. Çünkü satmış onu Allah'a. O emanet de o kabiliyet. Hep onda kalacak mı? Yok. Bir yaş gelir. Beyniniz böyle şey olmaz. Eskisi gibi hızlı hareket edemezsiniz. Hızlı fikirler gelmez. Yani yaşında insanın beyninde oluşturduğu bir yavaşlama var. Kimisinde az olur, kimisinde çok olur ama oluyor. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'ya Allah, Cenab-ı Hak lütfetmiş, böyle bir yetenek vermiş. Diyalog yeteneği, hızlı düşünme, hızlı cevap verme, espri yapma falan. O onu bak satmış Allah'a. Alanı daralmış olabilir. O kadar her kelimeyi, her şeyi rahat bir şekilde kullanamıyor olabilir. Ama o satmanın bedeli olarak artık ahirete dair bir umudu var. Dünyada da aldığı mükafatlar var. Buradaki gibi mesela. Herkesin ona gösterdiği bir hürmet vesaire var. Ama diğer tarafta mesela Cem Yılmaz o yeteneğini dünyaya konsantre etmiş. Dünyaya harcıyor. Gülelim eğlenelim yolunda işin. Ne oluyor?
nerede o, nerede bu? Yani bir Müslüman açısından söylüyorum bunu. Nerede onun kazandığı, nerede bunun kazandığı? Onun kazandığı dünya, bunun kazandığı ahiret. İkisini biz karşı karşıya koyduğumuzda bir kıratta der miyiz? Dindar bir insan der mi? Ben demem şahsen. Gibi. Başka yetenekler için de bunu söyleyebiliriz. Nerede kullanıyorsun? Hangi madende kullanıyorsun bunu? Sana Allah terazi vermiş. Elmas mı tartıyorsun, kömür mü tartıyorsun onunla? Elmas tartıyorsan çok büyük işler yaptırdın ona. Kömür tartıyorsan yazık oldu o teraziye. O hassas teraziye. Şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Hem o nazik kıymetler aletler, mizanlar istimal edecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Aldın ya bütün sorumluluğu, emanetçiyim demedin. Külfet de sana kaldı, külfet. Nasıl, neyin külfeti bu? İlk başta düşünmenin külfeti sana kaldı. Çoluğum çocuğum Allah'ın emaneti olarak görmüyor musun mesela? O zaman o çoluğun çocuğun bütün dertleri artık senin derdin. Yani onu atacağın bir yer kalmadı artık. Düşünmek zorundasın. Alemi Allah'a vermiyor musun? Alemin her şeyi senin derdin artık. Çünkü o sorumluluğu devredecek bir şey bırakmadın. Bakın dönelim gaybe iman bahsine. İkinci sözdeydi galiba. Gayba imanınız varsa elbette gaybla alakalandırabilirsiniz olayı. Gayba bağlayabilirsiniz. Gaybı yok ettiğiniz zaman, Nietzsche gibi Tanrı öldü dediğiniz zaman, tanrılık size kaldı demektir yani. Hadi bakalım. Nietzsche delirmiş. Daha niceleri de delirmiş onun gibi yani, onun yolundan giden. Öyle çünkü yani bu varlık istiyor o manayı, istiyor o şeyi, kaldıramıyorsun sen. Bir Allah'la bağlayamazsan kendine bağlayacaksın demektir. Eşeğini sağlam gaza bağlayamazsan kendine bağlayacaksın demektir yani. İdare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Tevekkül edecek bir yer kalmayacak artık. O psikolojik avantajdan, o manevi şifadan mahrum kalacaksınız. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. Bir de bedeli var. O emanete sahip çıktın, zulmettin, gasp ettin aslında. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Yani Cenab-ı Hakk'a satmak nasıl bir satmakmış? Bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Şey değil yani, mülkü devret değil, hiç karışma değil veya ondan istifade etmeme değil. Ona asker olup onun namıyla tasarruf etme. İstenen bu kadar sadece. Şimdi Cenab-ı Hakk'a bedenimizi satıyoruz da, iman ediyoruz, kul oluyoruz da bedenden alınan zevkleri terk mi etmiş oluyoruz? Hayır, helal daireye çekip devam ediyoruz istifadeye. Cenab-ı Hak onlardan bizi alıkoymuyor ki, yediğimizden aldığımız lezzet duruyor. Havadan aldığımız lezzet duruyor, güzel manzaradan aldığımız lezzet duruyor. Bunlardan kim bizi mahrum ediyor? Ya böyle bu kadarcık bir satış yani ya. Öyle devretme yok komple. Benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıboza bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Bunun hakkını verebilsek... Vaktimiz de doluyor. Burada bitirelim. Yani şu kısmı da konuşalım, bitirelim. İnşallah yarın devam ederiz. Belki birkaç gün daha sürer bu ders. Şu son kısım mesela. Adi bir esir ve başıboza bedel, âli bir padişahın has serbest bir yaveri askeri olursunuz. Yani işte imanla özgürlük arasındaki bağ da burada. Bir tarafta kendi başına tesadüfen var olmuş varlığın bir parçası, gelip geçici bir parçası olmak var. Diğer tarafta celal ve cemal sahibi, her şeye gücü yeten bir Allah'ın varlığı olmak var. Bu daha ontolojik manada, yani yapısal mahiyette bize bir şey veriyor, özgüven. Sahaya çıkarken hani derler ya 1-0 önde başlamak gibi. Ya öyle başlıyorsun, varlığa çıkışın senin Allah'ın yaratığı olarak çıkıyorsun.
Allah'ın eseri olarak çıkıyorsun. Burada artık kimsenin seni eziklemeye bir hakkı yok. Sen kendi içinde de bunun kararına varmalısın yani. Ben de Allah'ın kuluyum, o da Allah'ın kulu. Ne farkı var benden? Ben de Allah'ın mahlukuyum, güneş de Allah'ın mahluku. Yani niye tapayım ki ona? Veya işte ben de Allah'ın mahlukuyum. Atıyorum Amerikan başkanı da Allah'ın mahluku yani. Ne yapabilir bana? Nasıl zulmedebilir? Nasıl benim üstümde tahakküm edebilir? Bakınız o mahlukat durumunda eşitlenmek, Allah'ın yaratığı olarak eşitlenmek aslında özgürlük zemininin de başlangıcı. En temel eşitlik bu. Öteki türlü bakınız tam bir eşitlik yok. İşte şimdi sekülerler de bu kelimeyi kullanıyorlar ama işte dünyevi olanlar, ehli dünya olanlar. Onların eşitliği ben gerçek bir eşitlik olamayacağını düşünüyorum hiçbir zaman. Neden? Çünkü varlık yapısal olarak eşit değil. Sahada da eşitlik yok. Mesela işte atıyorum. Birisi var 50 kilo zayıf, güçsüz. Birisi var 100 kilo, 120 kilo kaslı, güçlü. Şimdi sen bunu eğer Allah'a dayanıp Esma-ül Hüsna tecellilerinde yaratışı itibariyle bir eşitlik koymazsan varlık üzerinde bunları nasıl eşitleyeceksin? Farklılar. O güçlü, o zayıf. Güçlünün zayıfa tahakküm etme hakkını nasıl yok edeceksin? Ha, daha üstünde bir güçle, devlet gücüyle falan yapmaya çalışıyorsun ama bu tam olarak sahadaki şeyi karşılamıyor. Ontolojik olarak onu tanımlayamıyorsun yani. Ben bunu tanımlıyorum, diyorum ki Allah'ın yaratığı olarak eşitler. Üzerlerinde esma tecellilerinde farklılık var diyorum sadece. Ama sen diyorsun ki normalde farklılar ama devletin içinde eşit olarak kendilerini kabul etmek zorundalar. Bireyin içinde o inanç yok. Bakın bireyin içinde o inanç yok. Birey devletin zoruyla, sosyal şeylerle falan buna inanmak zorunda hissediyor kendini. Ama onun yırtıldığı anlarda da isyanı basıyor. İşte sosyal adalet falan, hangi zengin kendini sosyal adalete şey görüyor ki? Ama İslam'da emanetçilik fikriyle zaten o sosyal adalet oluşuyor. Yani bir zengin sahip olduğunu kendi malı olarak düşünürse, hiç bu emanet fikri, düşüncesi dünyasında olmazsa yapısal olarak nasıl kendini fakirle eşit görebilir? Görüyor malını mülkünü, sahadaki farklılığı görüyor. Gaybla bağlamazsa, eşitleyen bir gayb olmazsa bunu ontolojik olarak nasıl açıklayacak kendine? Bilmem onu anlatabiliyor muyum? Yani sahada onu sağlayamaz. Sahadan ispat edemez onu. Onu ancak gaybla biz ispat ediyoruz. Ya da işte daha üst bir bakışla yaratılış açısından ispat ediyoruz. Neyse bu mesele çok dallanır, budaklanır. Çok da girmeyeyim, kafanızı karıştırmayayım. Dediğim gibi 6. sözdeyiz. İnna Allah iştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenne ayetini tefsir ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Biz tefsir etmiyoruz. Üstad Hazretleri tefsir etmiş. Onu anlamaya çalışıyoruz, fikir yürütüyoruz. Hakikatleri idrak etmeye, nefsimize şifa bulmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun inşallah. 6. sözün devamında bir sonraki derste görüşmek üzere. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.